Birinci ünite değerlendirme soruları. 1. Aşağıda verilen doğal sayıların okunuşlarını yazınız. 3816 B. 46.372 C. 125.438 Ç. 742.503 2. Aşağıda okunuşları verilen doğal sayıları rakamla yazınız. A şıkkı 3.103 3.103 bu şekilde yazılır. B şıkkı 15.406 15.406 bu şekilde yazılır. C şıkkı 89.187 89.187 bu şekilde yazılır. C şıkkı 614.519 614.519 bu şekilde yazılır. 3. Aşağıdaki ritmik saymaları tamamlayınız. A şıkkı 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 ve 10.000. B şıkkı 6100, 6200, 6300, 6400, 6500, 6600, 6700, 6800, 6900. C şıkkı 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000. C şıkkı 3800, 3900, 4000, 4100, 4200, 4300, 4400 ve 4500. D. Aşağıdaki basamak tablosundaki noktalı yerleri tamamlayınız. Şimdi burası binler bölüğüdür. Burası birler bölüğüdür. Şimdi basamakları yazalım. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı, on binler basamağı ve son olarak yüz binler basamağıdır. Sayı 861.935. Rakamın basamak değeri. Şimdi 5 birler basamağında olduğu için basamak değeri 5'tir. 3 onlar basamağında olduğu için basamak değeri 30. 9 yüzler basamağında olduğu için basamak değeri 900. 1 binler basamağında olduğu için basamak değeri 1000. 6 10 binler basamağında olduğu için basamak değeri 60.000. 8 100 binler basamağında olduğu için basamak değeri 800.000. Sayı 861.935'tir. 5. Aşağıdaki noktalı yerleri tamamlayınız. A şıkkı 5386 sayısı 4 basamaklıdır. Basamak adları burası birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağıdır. Rakamın basamak değeri 6 birler basamağında olduğu için basamak değeri 6. 8 onlar basamağında olduğu için basamak değeri 80. 3 yüzler basamağında olduğu için basamak değeri 300. 5 binler basamağında olduğu için basamak değeri 5000. Sayı 5386'ya eşittir. B. 48.936 sayısı 5 basamaklıdır. Basamak adları birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı, on binler basamağı. Şimdi 6 birler basamağında olduğu için basamak değeri 6. 3 onlar basamağında olduğu için basamak değeri 30. 9 yüzler basamağında olduğu için basamak değeri 900. 8 binler basamağında olduğu için basamak değeri 8000. 4 10 binler basamağında olduğu için basamak değeri 40.000. Sayı 48.936'ya eşittir. C. 531.047 sayısı 6 basamaklıdır. Basamakları yazalım. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı, on binler basamağı ve yüz binler basamağı. Şimdi 7 birler basamağında basamak değeri 7. 4 onlar basamağında basamak değeri 40. 0 yüzler basamağında basamak değeri 0. 1 binler basamağında basamak değeri 1000. 3 10 binler basamağında basamak değeri 30.000. 5 100 binler basamağında basamak değeri 500.000.
Sayı 531.047. 6. Aşağıdaki doğal sayıların çözümlenmesinde eksik bırakılan noktalı yerleri tamamlayınız. A şıkkı 4381. 4381 şeklinde çözümlenir. B şıkkı 58.942. 5 tane 10 binlik, 8 tane binlik, 9 tane yüzlük, 4 tane onluk, 2 tane birlikten oluşur. C şıkkı 233.567. Evet, 2 çarpı 100 bin, 3 çarpı 10 bin, 3 çarpı 1000, 5 çarpı 100, 6 çarpı 10 ve 7 çarpı 1 şeklinde yazabiliriz. C şıkkı 871.406. 800 bin, 70 bin, 1000, 400 ve 6 şeklinde yazabiliriz. 7. Aşağıda solda verilen doğal sayıların en yakın olduğu yuvarlanmış hallerini örnekteki gibi eşleştiriniz. 6321 6320'ye yuvarlanır. 8043 8040'a yuvarlanır. 3689 3690'a yuvarlanır. 5755 5760'a yuvarlanır. 4208 4210'a yuvarlanır. 8. Aşağıda verilen doğal sayıları en yakın yüzdeye yuvarlayınız. A şıkkı 5436 5400 olur. B şıkkı 1151 1200 olur. C şıkkı 4386 4400 olur. C şıkkı 7259 7300 olur. D şıkkı 4449 4400 olur. E şıkkı 6317 6300 olur. F şıkkı 8550 8600 olur. G şıkkı 2872 2900 olur. 9. Aşağıda verilen doğal sayıları işaretlerle belirtilen şekilde sıralayınız. A şıkkı büyükten küçüğe doğru sıralayalım. Buradaki en büyük sayı 1743. Daha sonra 1643. En küçükleri de 1543'tür. B şıkkı küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Şimdi en küçükleri 5619. Daha sonra 5620. En büyükleri de 5628'dir. C şıkkı büyükten küçüğe doğru sıralayalım. En büyükleri 430.106. Sonra 134.018. En küçükleri de 103.418'dir. C şıkkı küçükten büyüğe doğru sıralayalım. En küçükleri 286.065. Daha sonra 286.605. En büyükleri de 286.650'dir. 10. Yukarıdaki sayı örüntüsünün 6. adımında kaç tane daire kullanılır? Aşağıdaki noktalı yerlere yazınız. Şimdi birinci adımda bir tane, ikinci adımda 3 tane eklenmiş 4 olmuş. Üçüncü adımda 3 tane daha eklenmiş 7 olmuş. Dördüncü adımda 3 tane daha eklenmiş 10 olmuş. Beşinci adımda 3 tane eklersek 13 olur. Altıncı adımda 3 tane daha eklersek 16 olur. Cevabımız 16'dır. 11. Aşağıdaki toplama işlemlerine ait şemalarda boş bırakılan kutulara uygun sayıları yazınız. A şıkkı 4800 13 ile 1286'yı toplayalım. 3, 6 daha 9, 1, 8 daha 9, 8, 2 daha 10, 10'un 0'ı elde var 1, 1, 4 ve 1'i toplarsak 6. Evet, burası 6099 oldu. Şimdi 6099 ile de 2006'yı toplayalım. 9, 6 daha 15, 15'in 5'i elde var 1, 9, 1 daha 10, 10'un 0'ı elde var 1, 1, 6, 2 daha 8. Sonuç 8105 olarak bulunur. B şıkkı 3706 ile 1104'ü toplayalım. 6, 4 daha 10, onun 0 elde var. 1, burası 1, burası 8, burası da 4 olur. Yani 4810.
Bu sayıyla 2018'i toplayalım. 8, 2, 8, 6. Evet. İşlemin sonucu 6828 olur. 12. Ahmet'in sınıf tahtasına yazdığı işlemde verilmeyen toplananı bulunuz denmiş. Şimdi 2186 ile 1820'yi bir toplayalım. Burası 6. 8, 2 daha 10 yapar. 10'un 0 elde var 1. 1, 1 ve 8'i toplarsak 10 olur. 10'un 0 elde var 1. 1, 2 ve 1'i toplarsak 4 olur. 4600'den de 4006'yı çıkarmamız lazım. Şimdi 0'dan 6 çıkmaz. Buradan bir 10'luk aldık. Burası 5, burası 10 oldu. Buradan bir 10'luk aldık. Burası 9, burası 10 oldu. 10'dan 6 çıktı, 4 kaldı. Burası 9, burası 5, burası da 0. Evet. Burada verilmeyen toplanan arkadaşlar 594 olacaktır. 13. Aşağıdaki toplama işlemlerini yapınız. Verilmeyen toplam ve toplananları bulunuz. A şıkkı. 2, 1 daha 3. 3, 8 daha 11. 11'in 1'i elde var 1. 1, 5 ve 6'yı toplarsak 12. 12'nin 2'si elde var 1. 1, 4 ve 3'ü toplarsak 8 olur. B şıkkı. Şimdi 6235'ten 1586'yı çıkarırsak buradaki verilmeyen toplananı buluruz. 5'ten 6 çıkmaz. Komşudan bir 10'luk alırız. 15'ten 6 çıkarsa 9 olur. 2'den 8 çıkmaz. Komşudan bir 10'luk alırız. 12'den 8 çıkarsa 4 kalır. 1'den 5 çıkmaz. Komşudan bir 10'luk alırız. 11'den 5 çıkarsa 6. 5'ten 1 çıkarsa da 4 kalır. Evet, buradaki sayımız 4649'a eşitmiş. C şıkkı. 4, 8 daha 12 yapar. 12'nin 2'si elde var 1. 1, 1 daha 2 yapar. 3, 0 daha 3. 6, 1 daha 7 yapar. C şıkkı. Şimdi buradaki verilmeyeni bulmak için 4589'dan 1816'yı çıkarmalıyız. 9'dan 6 çıktı 3, 8'den 1 çıktı 7, 5'ten 8 çıkmaz, komşudan bir 10'luk alırız. 15'ten 8 çıktı 7, 3'ten 1 çıktı 2. Evet, buradaki sayı da 2773'e eşitmiş. 4. Yukarıdaki çıkarma işlemlerinden hangi ikisinin sonuçları aynıdır? Evet. 6565'ten 2910'u çıkaralım. Burası 5, burası 5. Şimdi 5'ten 9 çıkmaz. Komşudan bir 10'luk alırız. 15'ten 9 çıkarsa 6, 5'ten 2 çıkarsa 3. İkinciyi yapalım. 5830'dan 3190'ı çıkaralım. 0, 3'ten 9 çıkmaz. Komşudan bir 10'luk alırız. 13'ten 9 çıkarsa 4, 7'den 1 çıkarsa 6, 5'ten 3 çıkarsa 2 kalır. Üçüncü işlemi yapalım. 7690'dan 4045'i çıkaralım. 0'dan 5 çıkmaz. Komşudan bir 10'luk alırız. 10'dan 5 çıktı 5. 8'den 4 çıktı 4. 6, 3. Devam edelim. 7280'den 3625'i çıkaralım. Şimdi 0'dan 5 çıkmaz. Komşudan 10'luk alırız. 10'dan 5 çıktı 5 kaldı. 7'den 2 çıktı 5 kaldı. 2'den 6 çıkmaz. Komşudan bir 10'luk alırız. 12'den 6 çıktı 6, 6'dan 3 çıktı 3. Evet, 3655. Şimdi görüldüğü gibi 1 ve 4'ün sonuçları aynı çıktı. 3655. 15. Aşağıdaki işlemlerde harflerle gösterilen rakamları bulunuz. Şimdi A şıkkına bakalım. 5'ten bir sayı çıkmış, 3 kalmış. Demek ki B 2 olmalı. 5'ten 2 çıkarsa 3. Şimdi C'den de 6 çıkmış, 1 kalmış. Şimdi C7 olmalı. Evet, A da 3 olmalıdır. Gelelim B'ye. 6'dan 2 çıktı, 4 kalır. F4'tür. Şimdi E'den 7 çıkmış, 2 kalmış. 9 olmalı E. 9'dan 7 çıkarsa 2 kalır. D'de 6 olmalı. 6'dan 1 çıkınca 5 kalır. 16 olduğuna göre üçgenin en yakın olduğu onluğu bulunuz denmiş. Önce kareyi bulalım. 6200'den 3184'ü çıkaralım. Şimdi şuradan bir 10'luk aldık. Burası 1, burası 10 oldu. Buradan bir 10'luk aldık. Burası 9, burası 10 oldu. 10'dan 4 çıktı 6. 9'dan 8 çıktı 1. 1'den 1 çıktı 0. 6'dan 3 çıktı 3. Evet, kareyi bulduk. Kare 3016. Bu sayıdan 1809 çıkınca üçgen bulunuyormuş. Çıkaralım. 6'dan 9 çıkmaz. Komşudan bir 10'luk aldık. 16'dan 9 çıktı 7 kaldı.
Burası 0 oldu. Şimdi 0'dan 8 çıkmaz. Buradan bir 10'lu kaldı. 10'dan 8 çıktı. 2 kaldı. Burası da 1 oldu. Üçgen budur. 1207. En yakın 10'luğa yuvarladığımızda 1210 olarak buluruz. 17. İşlemindeki A doğal sayısının en yakın olduğu yüzlüğü bulunuz denmiş. Şimdi 6781'den 6423'ü çıkarırsak A sayısını buluruz. 1'den 3 çıkmaz. Komşudan bir 10'luk alırız. 11'den 3 çıktı, 4 kaldı. 7'den 2 çıktı, 5 kaldı. 7'den 4 çıktı, 3 kaldı. Evet. A sayısı budur. Bunun en yakın olduğu yüzlük ise arkadaşlar 400'dür. 18. 3745 doğal sayısı ile 4 basamaklı en küçük tek doğal sayının toplamı kaçtır? 3745 4 basamaklı en küçük tek doğal sayı da 1001'dir. Toplarsak 6, 4, 7, 4. 4746 bulunur. 19. Said okuldaki koşu yarışına hazırlanırken sabah 3112 metre, öğleden sonra 2846 metre koştu. Toplam kaç metre koşmuştur? 3112 ile 2846'yı toplayalım. 8, 5, 9, 5. 5948 metre buluruz. 20. Aşağıdaki zihinden yapılan çıkarma işlemlerinden doğru olanları maviye, yanlış olanları kırmızıya boyayınız. 940'tan 80 çıkınca 860 bulunur. Bu doğrudur. 854'ten 200 çıkınca 654 bulunur. Bu yanlıştır. 390'dan 50 çıkarırsa 340 bulunur. Bu da doğru. 486'dan 200 çıkarsa 286 kalır. Bu yanlış. 512'den 70 çıkarsa 442 kalır denmiş. Bu doğru. 796'dan 500 çıkınca 396 kalır denmiş. Bu yanlış. 296 kalır.